Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü emekliler yılı ilan etmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle yurtların kapıları 15 Temmuz itibariyle emeklilere açıldı. Bu kapsamda tatil için Ankara, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş ve İstanbul gibi illerden zaman zaman 40 derece aşan kavurucu sıcağa rağmen Medeniyetler Kenti Diyarbakır'a aileleriyle birlikte gelen emekliler Diyarbakır İyaz Bin Ghanem Öğrenci Yurdu'na misafir ediliyor. Yurtta görevlendirilen İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ekipler ihtiyaç durumunda emeklilere sağlık hizmeti de sunuyor. Emekliler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile SGK İl Müdürlüğü'nce sağlanan imkanlarla UNESCO Dünya Mirası listesindeki tarihi surlar, İç Kale Müze Kompleksi, İslam Aleminin 5. Harem-i Şerifi kabul edilen Ulu Cami, On Gözlü Köprü, Hasan Paşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ediyor. Kahramanmaraş'tan gelen Lütfiye Çanacık, tarihe merakım vardı, surlara çıktım. Çok güzel camilerimiz, müzelerimiz var. Gezmeye devam edeceğim. Bu proje emeklerin yüzünü güldürdü, dedi. Bu projeyi gazetelerde okuyunca ilgimi çekti. Hemen devlette başvuru yaptım. Diyarbakır zaten özlem duyduğum, sevdiğim bir şehir. Birçok ön yargılarımı yıkmak için 7 yıl önce de Diyarbakır'a gelmiştim. 7 yıl sonra tekrar yine Diyarbakır'ı seçmek istedim. Özlem duyduğum, hasret çektiğim bir yer. 7 yıl sonra değişimine, gelişimini muhteşem buldum. Bir tarihe de merak. Surları gezdim mesela. Surların üstüne çıkıyorsunuz, güvenli bir şekilde Mardin Kapı'ya çıktım. Çok güzel camilerimiz var. Daha da gezmeye devam ediyorum. Müzelerimiz var, Atatürk Müzesi var. Bir sürü şeyler var. Böyle devletimizin bize sunduğu bir imkan varken bunu değerlendirip görmek istediğimiz yerlere gelebilmek bizim için memnuniyet verici. Ayrıca teşekkür ederim bu projeyi hayata geçirenlerden. Emeklilerin yüzünü güldürdü diyelim. KYK yurtlarında kalmak emekliler için bulunmaz bir fırsat. Aydın Arık, Diyarbakır'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda misafir edilen emekliler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını geziyor, dedi ve konuşmasına şöyle devam etti. İyaz Bin Ghanem yurdumuzu, bu yıl açılan yeni yurdumuzu da hem emeklilerimize tanıtmak, göstermek, hem de onları bir ev sıcaklığıyla ağırlamak için İyaz Bin Ghanem yurdumuzu seçtik. 15 Temmuz'da 16 Ağustos arasında 5 dönem olarak misafir etmekteyiz. Diyarbakır'ımız sıcak ama gönlümüz de sıcak. Bütün emeklileri en güzel şekilde ağırlamak için elimizden gayretleri gösteriyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun rehberleri doğrultusunda gezdirip tanıtıyoruz. Her daim onların emrindeyiz. Yeter ki onlar burada mutlu olsunlar. Emeklerimiz bizim için çok kıymetli. Her daim onları bekliyoruz.